çocuklar, insanlar kadar hayvanların da bu dünyada yaşaması bir hak. Evet, Sevgi Hanım bize bu konuda kesinlikle katılıyor. Ama zaten bütün insanların bu konuda bizimle, mikrofonu alabilir miyim? Bu konuda bizimle olmaları gerekiyor, değil mi? Evet. Böyle olunca da hayvanlar yaşantımızın her alanında var olmuştur. Hatta onlarla ilgili zaman zaman hikayeler, şarkılar, bilmeceler ve atasözleri de türetilmiştir. Evet. Şimdi sizin kucağınızda bir köpek var ama siz onu çok seviyorsunuz. Çok ve sizin yaşantınıza da girdi, değil mi? Yani evet. Köpeklerin ve kedilerin, bütün hayvanların sizin yaşantınızdaki yerini ben aslında öğrenmek istiyorum. Yani bütün hayvanların tabii ki yaşamımızda yeri var. Çünkü biz onlardan sonra aslında bu dünyaya geldik. Hı. Onlar bu dünyanın asıl sahipleri diye düşünüyorum ben. Biz geldik ve onların yerlerini işgal ettik. Baktığımız her yerde hayvanlar var. Evet. Yani bakterisinden, mikrobundan, evet. Kedisinden, köpeğinden, kuşundan her yerde hayvanlar var. Biz onlarla birlikte yaşıyoruz. Çok güzel. Onlarla birlikte paylaşıyoruz, hı hı, bu dünyayı. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bu sevgiyi başka bir yerde görebilir misiniz? Şimdi biz de bu haftaki atasözümüzü hayvanlar dünyasından seçtik. Bizim bir bölümümüz, klasik bir bölümümüz var. Hayvanların en asili at. Öyle denir. Bizim için hepsi bir ama. Yani öyle denir. Hani öyle alışılagelmiş bir. İşte haftanın atasözü. Şöyle bir gösterebilir miyiz? At binenin, kılıç kuşananın, her şeyi onu gereği gibi kullanmasını, ondan yararlanmasını bilen kimseye yakışır. Neredeyiz? Şöyle yapalım. İş ehli olan kimsenin hakkıdır, evet, diye özetleyebiliriz. Onu ehli olmayana vermek büyük hata olur, haksızlıktır. Kendisinden yararlanılan şey kimin elindeyse onun sayılır şeklinde açıklayabiliriz. Evet. Evet. Kısaca peki. Öyle. Peki Sevgi Hanım, Haytap hayvanların dünyasında çok önemli bir, evet, kurum. Evet. Haytap nedir diye sorsam bana kısaca açıklar mısınız? Tabii ki. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu. Hı hı. Türkiye'de kurulmuş ilk federasyon. Evet. Biz 2008 yılında gönüllüler, dernekler bir araya geldik ve Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'nu oluşturduk. Neyi hedefliyor Haytap? Haytap aslında farkındalık yaratmak istiyor, bilinç yaratmak istiyor, hayvanları korumak istiyor. Ama gidip hani böyle tek tek hayvan kurtarmak değil de, hı hı, toplumun genelini bilinçlendirerek hayvanlara faydalı olmak istiyor. Evet. Haytap'ın amacı o. Yani hayvanların da hakları olduğunu topluma anlatabilmek, evet, topluma kabul ettirmek. Peki Haytap'a üye olunması gerekir diye düşünüyorum bu durumda. Tabii. Herkesin Haytap'a aslında üye olması gerekir, değil mi? Evet, yani nasıl üye olabiliriz peki? Tabii yani herkes üye olmak ister ama biz tabii yani gerçekten hayvanları koruyacak, hayvanları sevecek, hayvanlar için çalışmış kişileri aramızda görmek istiyoruz. O zaman hayvanseverler doğal bir Haytap üyesi midir diyebilir miyiz? Yani hayvanları seven, hayvanları koruyan kişiler doğal olarak Haytap'a üye olmuş olurlar diyebilir miyiz? Yani hani resmi olarak değil ama yani resmi tabii işlemler var. Biz 6 ay bizimle çalışmasını istiyoruz. Mesela ben Haytap'a üye olmak istersen ne yapmalıyım? Hani Haytap'a şu anda üye olmak isteyenler ne yapabilir? Evet. Gelip bize müracaat ediyorsunuz. Hı. Ben işte şu bölgede, şu şehirde hayvan hakları için uğraşıyorum, çalışıyorum diyorsunuz. Hı. Biz sizi bir 6 ay denemeye, hı hı, alıyoruz. Deneme süresi veriyoruz size. Bakıyoruz, hı hı, çalışmalarınıza. Gerçekten bir şeyler yapıyor musunuz? Evet. Gerçekten faydalı oluyor musunuz? Evet. Sonra sizi temsilcimiz yapıyoruz. Resmi temsilci oluyorsunuz. Ya da dernekseniz, hani bir şehirde bir yerde kurulmuş bir dernekseniz bize müracaat ediyorsunuz. Bizim tabii yönetim kurulumuzda bu üyelik görüşülüyor. Uygun görülüyorsa o dernek, hı hı, aramıza alıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum.